Galatasaray Ülke'yi 2010 fuarında 2A mühendislik standındayız ve yanımızda 2A mühendislik yönetim kurulu başkanı makine mühendisi Kadir Örücü Bey var. Kadir Bey merhabalar, iyi fuarlar. Merhaba, iyi günler, teşekkürler. İlk sorumuz, dünyada ve Türkiye'de otogaz ne durumdadır? Biz neredeyiz Türkiye olarak? Dünyada 30 yıldan beri kullanılıyor araçlarda alternatif yakıt olarak. Ülkemizde ise 1995 yılında başladı. 15 yıllık bir geçmişi var. Avrupa'nın, dünyanın 30 yılda geldiği noktaya biz çok kısa sürede geldik. Çok hızlı bir gelişim gösterdi. Ekonomik yakıt olması nedeniyle ülkemizde çok sevildi. Bugünkü rakamlarla otogaz tüketiminde ve otogazlı araç konusunda dünyada önde gelen ülkelerdeniz. 2009 yılında otogaz tüketimi 2 milyon 300 bin ton olarak gerçekleşti ve şu anda 2,5 milyon civarındaki araçta otogaz kullanılıyor. Bu rakamlarla Avrupa birinciliği ve dünya ikinciliği konumunda ülkemiz. Peki Kadir Bey, otogaz ekonomik midir ve aynı zamanda güvenli midir? Size sıkça sorulan sorulardan bir tanesi bunlar sanırım. Otogaz ekonomik midir, güvenli midir? Her ikisi de evet bu soruya cevabım. Hem ekonomik, bugünkü fiyatlarla, bugünkü dönüşüm fiyatlarıyla ayda 1000 kilometre yapan bir kullanıcı 10 ay içerisinde rahatlıkla aracına yapmış olduğu yatırımı amorti edebiliyor. Dolayısıyla sağladığı yakıt tasarrufuyla cebinden hiç para çıkmadan bu dönüşüm masrafını amorti edebiliyor. Bu nedenle hem ekonomik bir yakıt kullanıyor, hem de çevreci bir yakıt kullanarak yaşadığımız çevreye katkıda bulunuyor. Tabii ki aynı zamanda çok güvenli bir sistem. Otogaz dönüşüm sistemleri bugün Avrupa'da hangi standartlar kullanılıyorsa ülkemizde de aynı standartlar geçerli, güncel standartlar bunlar. Araçlarda kullanılan tanklar yangın deneyine tabi tutuluyor. Bu yangın deneyini geçen kit markası sistemleri ancak monte edilebiliyor. Dolayısıyla medyada zaman zaman gündeme gelen araçlardaki bomba tabirine biz karşı çıkıyoruz. Bu araçlarda bomba değil, ikinci bir kalkan ve ikinci bir emniyet sistemi olarak bir tampon görevi gördü. Yaşadığımız kazalarda bunları gördük. İstatistikler de böyle söylüyor. Değil araçta bir bomba, aynı bir koruma kalkanı görevi gördüğü istatistiklerde görülüyor. Yaşadığımız kazalarda bunları gördük. Aynı zamanda otomobil firmalarının LPG'li araçları pazara sunması da halk nezdindeki bu tedirginliğin giderilmesinde büyük faydalar sağladı. Bugün aynı benzinli araçlarla verilen garanti LPG'li araçlarla da veriliyor. Dolayısıyla aynı garantiyle insanlar LPG'li araçları da kullanabiliyor. Otomobil firmalarının aynı benzinli araçlardaki garantiyi LPG'li araçlara da vermesi halk üzerindeki bu tedirginliği de gidermiş durumda. Dolayısıyla rahatlıkla araçlarının dönüşümünü yaptırıp çevreci bir yakıt kullanımına güvenle başlayabilirler. Şimdi otogazın aynı zamanda çevreci olduğundan da bahsettiniz az önce. Biraz da işin bu boyutundan bahsedebilir miyiz? Yani otogaz çevrecidir. Bu konuda izleyicilerimize biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Biliyorsunuz hava kirliliği en çok ozon tabakasının etkilenmesi ve sera gazları etkisi, karbondioksit salınımı en çok motorlu taşıtlardan kaynaklanıyor. Bugün bir motorlu araç normal bir insanın soluduğu havayı 10 dakika içerisinde tüketebiliyor. Bugün Avrupa Birliği 2020 yılına kadar otomobillerde en az %20'sinde çevreci bir yakıtın kullanılmasını hedefledi kendisine. Türkiye'de Kyoto Protokolü çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. Biz de 2012'ye kadar 1995'teki sera gazı salınımının en az %5'ini azaltacağız. %5 seviyesinden daha aşağıya çekeceğiz. 95 yılındaki rakamlara biz 15 yıllık otogaz tecrübemizle 2,5 milyon araçla bugünden zaten bu rakamları yakalamakta otogaz sektörü olarak elimizden geleni yaptık. Zaten Türkiye bu rakamları yakalamış durumda ve otogaz sektörü olarak da bu teşviklerden yararlanmak istiyoruz. En azından otogaz sektörünün istediği teşvikler işte otobanlarda
ücretsiz yararlanma, köprü geçişlerinden ücretsiz yararlanma, motorlu taşıtlar vergisini ödememe, ilk LPG'li araç alanlardan en azından motorlu taşıtlar vergisinin alınmamasını istiyoruz. Aynı şekilde yıllık motorlu taşıtlar vergisinin de otogaz kullanıcılarından daha indirimli alınmasını istiyoruz. Bu uygulamalar Avrupa'da yıllardan beri yapılıyor ama ülkemizde ne yazık ki üvey evlat muamelesi görüyor otogaz kullanıcıları. Bu çarpıklığın bir an önce düzeltilmesi bizim en büyük dileğimiz. Peki kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi ya da birkaç tanesi, eminim bunlarsa zaten sık sık soruluyordur. Otogaz motora zarar verir mi ya da araçta herhangi bir performans kaybına neden olur mu? LPG temiz bir yakıt, motora gaz halinde gider. Bu nedenle herhangi bir yağ kirliliğine neden olmaz ve motora gaz halinde gönderildiği için motorlar daha sessiz çalışır. Dolayısıyla daha uzun motor ömürleri olur. Dolayısıyla LPG kullanan araçlar daha uzun ömürlü olur. Daha az bakım gerektirir. O nedenle daha uzun ömürlü olur. Performans kaybı ise %5 civarında bir performans kaybı söz konusudur ama normal kullanıcı normal kullanım şartlarında bunu hissetmez. Garanti konusunda ise bütün otomobil firmaları artık garantili LPG araçları sattığı için garanti konusunda da bir sıkıntı yok. Sadece birkaç otomobil firması Avrupa